Arkadaşlar merhaba. Bu videoyu daha önceden çektim. Yaklaşık 24 dakika falan sürdü. Tabii onu kese kese 15 dakika falan yapacaktım. Fakat mikrofondan dolayı bir sıkıntı çıkmış. Tüm video boyunca böyle bir cızırtı var. Kafa patlatan bir cızırtı. Hani dinlenecek gibi bir şey değil. Hani videoyu atsam video sessiz de olmaz. O yüzden başka normal bir kulaklık mikrofonu kullanarak videoyu çekmeye karar verdim. Hani bir süre kanalda bu şekilde video atacağım muhtemelen. Yani ses kötü vesaire olabilir. Ya da normal mikrofona göre daha kötü geliyor olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi yavaştan videoya geçelim. Şimdi ilk olarak animasyonlu UC satış sayfaları için yapılan şeyi göstereceğim bu videoda. Afişi yapmakla uğraşmamak için Byterix benim ekibimden bir arkadaşım. Bunun kanalına gideceğiz. Burada gördüğünüz gibi afiş satış template'i var. Kendisi de bana izin verdi. İstediğin gibi kullan vesaire dedi. Öncelikle bu kanala geliyoruz. Hazır bu kanala gelmişken de abone olmayı unutmayın. Zaten benim ekibimden arkadaşım Android eğitim videoları çekiyor. Bunun açıklamasından hemen template'in linkine gidelim. Devam etmek için tıkla diyeceğiz. Sonra 5 saniye bekleyeceğiz. Olduktan sonra linke git diyeceğiz ve bir kez geri basacağız. Tekrardan linke git diyeceğiz ve Mediafire linkimize gelmiş olacağız. Ben daha önceden indirdiğim için direkt olarak açıyorum. Zarchiver ya da RAR programlarını size tavsiye ediyorum. Bu ikisinden birini telefonunuza indirin ve klasörü açın. Açtıktan sonra karşınıza böyle bir dosya gelecek. Bu dosyayı buradan basılı tutup kopyalıyorsunuz ve geri en yukarıdaki iki noktaya basarak geri geliyorsunuz. Burada Pixel Lab klasörü var. Bu Pixel Lab klasörünün içinde Preset isimli bir klasör var. Buranın içine sağ alttaki pano tuşuna basarak bunu yapıştırıyorsunuz. Ben zaten yapıştırmışım. Şu ekranda gördüğünüz Byterix PUBG Mobile satış afişi var bu. Siz bunu yapıştırıyorsunuz ve Pixel Lab'a geçiyorum. Şimdi şöyle bir konu var. Eğer sizde buradaki Presets klasörü yok ise benim şu an ekranda ve kartlarda çıkan videoma gidiyorsunuz arkadaşlar. Orada ben Presets klasörü nasıl getirilir onu gösterdim. Onu izleyebilirsiniz. Şimdi Pixel Lab'a açtık. Açtıktan sonra sol altta My Projects yeri var. Buraya bastıktan sonra burada sizin projeleriniz gözüküyor. Byterix PUBG Mobile UC satışı buradan açıyorsunuz. Şimdi buradaki sağ üstteki katman yerine basarak buradan yukarıdan aşağıya doğru her şeyi böyle gizliyorsunuz arkadaşlar. Böyle gizliyorum ben. Sadece arka plan kalacak. Arka plan zaten en aşağıda olduğu için en aşağıya kadar. Burada göz işaretlerine basarak her şeyi gizledim. Sadece arka plan kaldı. Şimdi arka planı bir galerime kaydediyorum. Ve arka planı da artık silebilirim. İşim yok. Bu kenardaki bu çerçeve efekti var. Buradan arka plan yerinin araçlarına basıp arkayı transparant yapıp PNG bir şekilde bunu da galerime kaydettim. Bunu da artık silebilirim. Buradaki bankaların hepsindeki gözleri açıyorum arkadaşlar. Yani şöyle kolorunu kırmızı yapayım daha net görün. En aşağıda. Arkayı yine transparant yaptım. Bunu da PNG olarak kaydettim. Bu bankaları da siliyorum artık buradan. İşim yok. PUBG Mobile UC satışı diyor. Bunu da hemen PNG olarak kaydedelim. Bu aşağıdaki şeyleri açtım arkadaşlar. Bunları da PNG olarak kaydedelim. Bunları da artık siliyorum. Şu karakteri de PNG olarak kaydediyorum. Bunu da siliyorum. Şimdi gelelim bizim konumuza. Buradaki UC satış ve fiyatları. Biz bunları nasıl düzenleyeceğiz? Ya da yani kendinize göre nasıl ayarlayacaksınız? Burada gördüğünüz gibi bunlar kilitli gözüküyor. Ekranda böyle üstüne tıkladığımda hiçbir şekilde sağa sola oynamıyor ya da üstüne tıklayamıyoruz. Burada kilitleri açtığınız takdirde böyle üstüne tıklayabileceksiniz arkadaşlar. Hareket ettirebileceksiniz. Ya da buradan direkt kalem işaretine basıp tekrardan kalem dediğinizde buradan fiyatı da istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Mesela 1540 lira yaptım. Gördüğünüz gibi 1540 oldu aşağısı. Şöyle geri aldım.
Şimdi bunu da aynı şekilde PNG olarak kaydediyoruz ve artık KineMaster'a geçebiliriz. Şimdi KineMaster'ı açtım arkadaşlar. Dediğim gibi eski KineMaster'da sıkıntı yaşamıştım. Yani 24 dakikalık video aslında o yüzden de çöpe gitmişti. O yüzden eski sürüm linkini vereceğim açıklamada, isterseniz indirebilirsiniz. Artıya basıp buradan birebir şekilde Instagram atacağımız için bu şekilde bir proje açtık. Hemen medya diyoruz ve arka planlardan bir tane siyah arka plan ekliyoruz. Daha sonrasında tekrardan medya deyip Pixel Lab klasöründen arka planımızı ekliyoruz. Bunu şöyle bayağı bir azaltacağım ben. Ama azaltmadan önce buradan bir tane efekt edeceğim. Şöyle geçmişe bakış diye. Şimdi azaltacağım süresini. Yaklaşık 30 saniye civarında bir şey yapmak istiyorum ben. O yüzden sağa doğru böyle uzatıyorum bunu. En sağından tutup. Şimdi müzik ekleyeceğim ilk olarak, çünkü müziğe göre ayarlayacağız. Daha doğrusu müzik önemli bu konuda. Sağdaki audio yerine bastım. Buradan müzik ekliyorum. Şimdi şöyle bir konu var. Benim eklediğim müzik telifli olduğu için YouTube'da ben bunu %100 olarak size gösteremeyeceğim videoyu. Fakat Instagram'da böyle telif sıkıntısı olmadığı için istediğiniz şarkıyı siz kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi müziği istediğimiz yerden nasıl keseceğiz bunu göstereceğim. Ben müziği buradan kesmek istiyorum. Bir kere müziğe tıkladım. Buradaki makas işaretine bastım. Ve sol tarafından bu şekilde kestim. En üsttekine basarak. Şimdi müziği en başa taşımak için bu en solundaki yerden bu şekilde yapmıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptığınızda müziğin en başını geri getirmiş oluyorsunuz. Müziği taşımak için yapmanız işlem, bir kere boş yere basıyorsunuz. Müziğe basılı tutup müziği taşıyorsunuz. Bu şekilde müziği taşıyabilirsiniz. Bir kere müziğe basıyorsunuz. Tam resmin geleceği yerde bu sağ üstteki yere basıyorsunuz. Artıya basıyorsunuz ve buraya bir adet nokta koyuyorsunuz. Ve en başa gelip bir tane daha artıya basıyorsunuz ve bunu sıfır yapıyorsunuz. Müzik bu şekilde sıfırdan yüze doğru artmış olacak. Şöyle bir oynatacağım. Şimdi burada benim teker teker Pixel Lab'dan bu çerçeve olsun vesaire, bunların gelmesi lazım. Bunu ekliyorum. Buradaki ortadaki yere basıp tam ekran yaptığımda gördüğünüz gibi tam ekran bir şekilde olmuş oldu. Bunun da in animasyonunu buradan, artık pop olur, başka bir şey olur. Bunu siz kendinize göre, kendi sevdiğiniz tarza göre ayarlarsınız. Mesela Pop Out var. Sizde Türkçe ise farklı bir isim yazar. Gayet güzel. Burada mesela gene sırayı devam edeceğiz. Mesela ne gelecek? Bankalar gelecek. Bankaları koydum. Yine aynı şekilde buradan tam ekran yaptım. İki parmağınızla yakınlaştırıp azıcık gerisine gelip katman deyip medya diyorsunuz. Buradan benim açıklamada vereceğim bir ton yeşil, yani green screen efekt var. Bunları ararken birazcık canım çıktı. Çünkü hem alev efekti hem de ses efekti bitişik bir şekilde olsun. Yani bunun için de ekstra uğraşmayalım diye bayağı bir aradım. Burada tam olarak neyin ne olduğu gözükmüyor, fakat deneye deneye artık ekleyeceğiz. Mesela bunu ekledim. Alev efekti için uygun mu? Bence değil. Uygun bir şey bulalım hemen. Mesela bu efekt bence gayet uygun. Bunu en aşağıya koyacağım. Şöyle öncelikle efektimi bir şöyle ayarlayayım ekrana göre. Hatta biraz daha aşağıdan çıksın ve biraz da küçük olsun şöyle. Hatta büyüteceğim ya, tam ekranı kaplasın. Şöyle bir şey çıksın istiyorum. Sağ taraftan gelip Chroma Key deyip burayı bir kez açıyorum. Gördüğünüz gibi tam olarak yeşiller gitmedi. Buradaki ayar yerinden artık yeşilleri daha iyi ayarlayabilirsiniz gitmesini. Ya bu yeşil ayarı birazcık sıkıntı ama gayet güzel gözüküyor yine de. Şimdi burada başka bir şey gelsin. Sıradaki mesela neymiş? PUBG Mobile UC satışı. Bunu da yine tam ekran yaptım. Azıcık gerisine geldim. Buradan yine bir tane ateş efekti ekleyeceğim. Uygun mu? Gayet uygun. Şimdi PUBG Mobile UC satışı birazcık erken geldiği için animasyonu fade yaptım. Böyle daha güzel oldu.
Tekrardan MIDI diyorum. Sıradaki neymiş? Heh, bu. Aşağıdaki 7/24 canlı destek. Hemen bunu da ekleyelim. Buna da bir efekt ekleyelim. Yine aynı şekilde sırayla eklemeye devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu satış yerinin girişinin biraz daha farklı olmasını istiyorum. Bu yüzden buna farklı bir giriş efekti ekleyeceğim. Böyle bu dönerek gelsin. Buna da bir alev efekti ekleyeceğim. Bunu bir kez bölüp ortasından bölüp tekrardan aynı efekti vermiş olacağım giriş olarak. Şimdi neredeyse her şey hazır arkadaşlar. Başka eklememiz gereken bir şey kalmadı. Fakat mesela burada sadece bu ekranda gördüğümüz şey kalmış. Diğer şeyler kalmamış. Onları da böyle en baştan en sona kadar uzatınca işlem çözülmüş olacak. Burada yanlış anlaşılma olmasın, sadece piksel lap resimlerini böyle sona kadar uzatmamız lazım. Bunları en başta da istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Neymiş ben? He, tamam. Bunu da böyle uzatacağım. Başka uzatmam gereken bir şey sanırsam kalmadı. Ve baştan oynatacağım. En başa bir tane de alev efektlerinin sesiyle beraber giriş sesi yapmış olalım diye buraya da bir tane video ekleyeceğim ve opaklığını sıfıra indireceğim. Şöyle opaklığını sıfır yapalım ki sadece sesini kullanalım. Ve müziğin sesini de kısacağım. Neredeyse yarıya getireceğim. Çünkü ses efektlerinin de duyulmasını istiyorum. Ve oynatalım. Hatta bunu böyle arada da böyle ortasından bölebilirsiniz. Arada böyle bir pop işareti çıksın. Aynı şekilde bunu diğer karakterlere de yapabilirsiniz. Yani genel olarak böyle olacak. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bir dakika. Burada bizim gelen alev efektimiz en üstte değil. Bunu hemen en üstte alalım. Aynen, daha güzel oldu. Bunu exportluyoruz hemen. Video exportlandı. Genel olarak bizim yapmamız gereken işler bitti. Fakat tekrardan birebir proje açıp ben bunu ekliyorum. Neden ekliyorsun vesaire derseniz, öncelikle buradaki ses ayarına gelip videonun en sondaki ses yavaş yavaş bitsin istiyorum. O yüzden burayı bir ayarlıyorum. Nasıl yaptım derseniz, bir kere tıklıyorsunuz. Aşağı geldiğinizde volume envelope diye bir şey var. Zaten işaretinden anlarsınız. En sonun biraz daha gerisine gelip bir tane artıya basıyorsunuz. Ve en sondaki noktayı sıfıra çekiyorsunuz. Ses seviyesi 100'den 0'a doğru azalmış oluyor. Onun haricinde bir tane partikles ekleyeceğim. Ve tekrardan exportlayacağım. İşimiz bitmiş olacak. Mavi ekleyelim çünkü bu da mavi tarzında. Bu kadar yeterli aslında. Ben direkt buradan bunu keseyim. Sesini de buradan
itibaren kısayım ve artık paylaşmaya hazır. Bu videoluk bu kadar. Daha fazla Android eğitim videoları için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.